Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde string ile ilgili bilmemiz gereken en temel özelliklerden birisini inceleyeceğiz. Bunlardan birisi, örnek vermek gerekirse, bir byte verisini, yani bir string'i bir byte'a dönüştürme mesela. Bu birçok işlemde, dosya işlemlerinde, network programlama gibi işlemlerde, her yerde karşılaşabileceğiniz bir durumdur aslında. Ya da bir integer veriyi bir string'e dönüştürme işlemi. Çünkü Go içerisinde implicit conversion olayı uygulanmıyor. Yani siz bir string ile bir integer'i doğrudan birleştiremezsiniz. Bunun dönüştürülmesi gerekiyor. Integer'i string'e dönüştürüp bir string ile birleştirebilirsiniz. Bunun gibi birçok konu var. Birkaç tane örnek yapacağız bunlarla ilgili. Öncelikle şöyle V0 diyerek başlayalım bu sefer. Burada bir string'in byte'a dönüştürülme sürecine bakacağız. Bu çok basit bir işlem. Sadece byte dizisi, byte slice'ı tanımlıyorum burada. Ve diyorum ki sana vereceğim veri bu bir veri mesela. Bunu aslında şu an byte dizisine dönüştürüp data'ya aktarmış oldum. Çok basit bir işlem bu. Ondan sonra da datayı ekrana yazdır mesela. Go run main.go olsun. Bakın burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Neydi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bunların 1 olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz burada. Hatta buradaki boşlukları bile sayabilirsiniz. Mesela boşluk karakteri 32. Yanlış hatırlamıyorsam. Yani burada bir byte dönüştürme işlemi yapmış olduk. Şimdi diğer örneğe bakalım. V1. Burada da bir uzun bir veri oluşturacağız. My no olsun bu ve bu int adında olsun. Bu int 64 veri tipine sahip. Bu int 64 veri tipi epey bir büyük veri alabiliyor diyebiliriz. Şuradan ben daha önceden oluşturduğum bir veriyi ekleyeceğim buna. Şöyle uzun bir veri. Ondan sonra da bunu dönüştürmek istiyorum ben. Bu uint 64 veri tipindeki şu veriyi string'e dönüştürmek istiyorum. Bu çok kullanacağınız yöntemlerden bir tanesi. str.com tabi uint için değil, integer için kullanırsınız mesela ama genel olarak kullanılabilir. Format uint my no diyorum. My no. 10 değerini veriyorum. Bu bir ayar olarak düşünebilirsiniz bunu. Base değeri. 10 verdiğim zaman direkt bu veriyi string'e dönüştürebileceğim. FMT println diyorum. No. No'nun değeri str. Buradaki str'miz. Tabi str.com package'ımız burada değil. Onu ekledim. Ve çalıştırıyorum uygulamayı. Bakın burada no değeri bir string olarak geldi. Normalde mesela şunu yapalım. My no. Bakın burada birbirine string birleştirme işlemi yapılamadı. Çünkü bunlar aynı tipler değil. Cannot convert no, bu bir string. Untyped string to type uint 64. Yani bunu uint 64'e dönüştüremedim diyor. Zaten bu istek yanlış baştan başa. O yüzden burada yapmamız gereken şey bunu dönüştürmek. Onu da yaptık zaten. str olarak dönüştürüp ekleme işlemini yaptık. Herhangi bir sıkıntı yok. V2
işlemine bakalım. V2 işleminde de yine basit ama etkili bir işlem. X diyorum burada. X'e bir değer atacağım. 3, 4, 5 olsun sadece. Bu da Y olsun ya da S olsun string'i tanımlayacak şekilde. String fonksiyonunu kullanacağım doğrudan. Bu da built-in yani Go'nun standart package'i içerisinde dile entegre bir şekilde çalışan fonksiyonlardan biri. Bu aslında yukarıdaki şu byte fonksiyonundan farklı değil. Herhangi bir package tanımlamama gerek yok bunu kullanmak için. Şimdi buraya direkt x'i veriyorum ve fmt print line diyerek bunu ekrana yazdırabilirim. S ile yazdıracağım tabi. Go run main.go dedim ve bakın burada bize bir çıktı verdi. Mesela şunu 1, 2, 3 yapsam. Bize şu işareti verdi. Şöyle bir şeyler atıyorum. 65 yapayım bir de. Mesela bu da A'nın karşılığı. Şimdi biz burada bir rakam verdik. Bu rakamı aslında teknik olarak byte karakterlerin çar karşılığı gibi algılanıyor teknik olarak. Ve bunu string'e dönüştürdüğüm zaman bu numarayı otomatik olarak bize bunun çar karşılığını veriyor. İlkinde şunu verdim. 3, 4, 5'ti. Sonra bunu verdim. 1, 2, 3'tü sanırım. Sonra 65 yazdık. A yazdı mesela. Bu da aslında size iyi bir ipucu olabilir. Peki. Son örneğimize geçeceğiz. Ondan önce şurayı bir temizleyelim. Bir string'in şunu yazmayayım. Başlığa gerek yok. Bir string'i byte slice'ı içerisine aktaracağız. Bunun için de str diyelim sadece. Bir string tanımlıyorum burada. Ondan sonra bu bir string olsun buradaki verim. FMT diyorum. println ve buna str'yi veriyorum. Bunu ekrana yaz diyorum bir. Görelim hangi veriyi kullandığımızı. Ondan sonra diğer işleme geçiyoruz. Var byte'ın b'si ve byte dizisi tanımlıyorum burada. Diyorum ki byte eşittir şu. Byte eşittir bu. Yani yukarıda oluşturduğum str'yi byte'a dönüştür ve b'ye aktar. Artık elimizde str'nin byte'ı var. Byte versiyonu var. Bunu ne yapacağız? Ekrana yaz. Burada. Bakalım o nasılmış. Nasıl bir görünüyor. Sonra da for x bir döngü oluşturuyorum burada. Byte'in içerisinde dönüyorum. İçerisinde rakamlar var tabii ki. Byte dizileri var burada. Daha doğrusu byte dizisinin içerisinde her item'ında bir çar karşılığı var. Rakam olarak. Bunları işleyeceğim burada. Diyorum ki bunları string'e dönüştür. Tekrar. Daha önceki örneği hatırlayın bunu yaparken. B'nin x'i. Şimdi diyorum ki şuraya kadar elimde bir string vardı. Burada byte'a dönüştürdüm ve byte olarak ekrana yazdım rakamları. Ve burada da döngü içerisinde dedim ki ben bu byte dizisi içerisinde döneceğim ve bu byte dizisi içerisinde döneceğim ve her elimdeki her byte'ı ben string'e dönüştürüp ekrana yazacağım. Sonra da str
eşittir string b diyerek tekrar ekrana yazacağım. Str'yi yazacağım ekrana. Go run main.go. Bakalım nasıl bir çıktı alacağız. Evet, bakın şurada şunu temizlemedik. Bir konsolu temizleyeyim. Tekrar çalıştırıyorum. Bakın burada öncelikle elimizde bu bir string adında veri vardı. Onu yazdık. Sonra da bunu char kar byte karşılıklarını aldık ve ekrana yazdık burada. Sonra da bunları her seferinde, her döngüde buradaki numaraları char'a dönüştürerek ekrana yazdık ve alt alta println ile yazdığımız için gördüğünüz gibi alt alta ayrı ayrı yazdık boşlukta birlikte. En sonunda da gene ben B'yi, yani aslında şu değil elimdeki veri gerçekten, ben bunu dönüştürmüştüm. O byte'ı tekrar alıp string'e dönüştürüp tekrar str'ye aktardım ve bunu tekrar yazdım. Aynı veri. Herhangi bir fark yok. Yani biz aslında string, bir string için byte'larla oynayarak işlem yapmış olduk.